M.Ö. 69'da İskenderiye'de doğup, önce Jules Caesar'ın sevgilisi, ardından Marcus Antonius'un eşi olan Mısır kraliçesi Kleopatra, çalkantılı yaşantısı ve gizemli ölümüyle tarihin, efsanevi hikayelerin ve beyaz perdenin en dikkat çekici figürleri arasında yer alıyor. Asıl unvanı 7. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler unutulduğu için kısaca Kleopatra olarak bilinir. Kral 12. Ptolemyas Auletes'in kızı olan Kleopatra'nın kaderi, Büyük İskender'in M.Ö. 323'teki ölümüyle Romalıların M.Ö. 30'da kenti ele geçirişleri arasındaki dönem boyunca Mısır'a hakim olmuş Makedonyalı hanedanlığın son kraliçesi olmaktı. Kleopatra Makedon kökenliydi ancak biraz da olsa Mısır kanı vardı. Yunan tarihçi Plutarkos'un yazdığına göre kendi çabasıyla Mısır dilini öğrenmiş ve siyasi sebepler dolayısıyla kendini yeni Isis olarak biçimlendirmişti. Kleopatra'nın sikkeler üzerindeki betimlemeleri hassas bir ağız, sıkı bir çene, parlak gözler, geniş bir alın ve belirgin bir burunla güzel olmaktan ziyade canlı bir çehre sunuyor. Sikke üzerindeki Kleopatra betimlemesi, kraliçenin geniş bir alnı, güçlü bir çenesi ve öne çıkıntılı bir burnu olduğunu gösteriyor. 12. Ptolemyas, M.Ö. 51'de öldüğünde taht genç oğlu 13. Ptolemyas ve kızı 7. Kleopatra'ya geçmişti. Kesin olmasa da bu iki kardeşin babalarının ölümünün kısa bir süre ardından evlendiği söylenir. Kardeşinden yaklaşık 8 yaş büyük 18 yaşındaki Kleopatra yönetimi ele almıştı. Ancak kısa bir süre sonra Kleopatra Mısır'dan Suriye'ye kaçmak zorunda kaldı. Burada yeni bir ordu kuran kraliçe M.Ö. 48'de kardeşiyle yüzleşmek üzere Mısır'ın doğu sınırındaki Pelusium kentine döndü. Pelusium'da 13. Ptolemyas'tan sığınma talep eden Romalı komutan Pompey'in öldürülmesi ve Jules Caesar'ın gelmesi bölgeye geçici bir barış getirmişti. Kleopatra tahtı geri kazanmak istiyorsa Roma'nın, daha doğrusu Jules Caesar'ın desteğine ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordu. Gerçekte her ikisinin de planlarında birbirlerini kullanmak vardı. Jules Caesar taht kavgası verirken Kleopatra'nın babası Auletes'ten aldığı borçları ödemenin bir yolunu arıyordu. Kleopatra ise tahtını korumaya ve eğer mümkünse Ptolemyasların ihtişamını yeniden yaşatıp Suriye'nin güneyini ve Filistin'i de kapsayan toprakları geri almaya kararlıydı. Jules Caesar ve Kleopatra sevgili olmuş ve kışı İskenderiye'de kuşatma altında geçirmişti. Roma kuvvetleri bir dahaki ilkbaharda İskenderiye'ye ulaşınca 13. Ptolemyas kaçmış ve Nil'de boğulmuştu. Artık kardeşi 14. Ptolemyas'la evli olan Kleopatra ise nihayet tahtına kavuşmuştu. Milattan önce 47 yılının Haziran ayında İskenderiye halkı tarafından Sezaryon veya Küçük Sezar olarak bilinen Ptolemy Sezar'ı doğurdu. Jules Caesar'ın isminden anlaşılacağı üzere Sezaryon'un babası olup olmadığı bilinmiyor. Pompei ayaklanmasının son alevlerini söndürmek Jules Caesar'ın 2 yılını almıştı. M.Ö. 46'da Roma'ya döner dönmez zaferini 4 günlük bir şenlikle kutladı. Kleopatra, kardeşi ve aynı zamanda kocası olan 14. Ptolemyas ve oğluyla Roma'yı en az bir kez ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında Jules Caesar'ın Tiber Nehri'nin ötesindeki özel villasında kalmış ve altından heykelinin Venüs Tapınağı'na sunuluşuna şahitlik etmişti. Jules Caesar, M.Ö. 44'te öldürüldüğünde Kleopatra Roma'daydı. M.Ö. 44'te İskenderiye'ye dönüşünün hemen ardından 14. Ptolemyas öldü. Yönetim artık Kleopatra ve henüz bebek olan oğlu 15. Ptolemy Caesar'daydı. Jules Caesar'ın suikastçıları M.Ö. 42'de Filipi Muharebesi'nde bozguna uğratılınca Marcus Antonius Caesar'ın meşru varisi haline gelmişti. Ancak durum yalnızca görünürde böyleydi. Zira Jules Caesar'ın kendi seçtiği varisi büyük yeğeni Octavius'tu. Artık imparatorluğu değil doğu vilayetlerini yöneten Antonius, Jules Caesar'ın suikastinin sonrasında yaşananlardaki rolünü öğrenebilmek için Kleopatra'yı görüşmeye çağırdı. Kurnaz bir hamleyle Antonios'un beklentisini yükseltmek için bilerek geç kalan Kleopatra yüklü hediyelerle Tarsus'a gitti. Şehre Berdan Nehri'nden bir sandal üzerinde isis kıyafetleri içinde girmişti.
Kendini Tanrı Dionysos'la eş tutan Antonius, Kleopatra'ya adeta vurulmuştu. İtalya'da genç Octavius'un artan tehdidinin karşısında kocasının çıkarlarını savunmak için çabalayan karısı Fulvia'yı unutan Antonius, İskenderiye'ye dönmüş Kleopatra'ya korunan bir güç olarak değil, bağımsız bir hükümdar olarak davranmaya başlamıştı. Kleopatra ve Antonius, İskenderiye'de bazı tarihçilerin ahlaksız ve uçarı, bazılarının ise Tanrı Dionysos kültüne adanmış olarak yorumladığı keyif düşkünü bir toplum yaratmıştı. M.Ö. 40'ta Kleopatra, Alexander Helios ve Kleopatra Selen adını verdiği ikizlerini dünyaya getirdi. Antonius, Octavius'la yaptığı geçici anlaşmayı sonuçlandırmak için İtalya'ya dönmek üzere çoktan İskenderiye'den ayrılmıştı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Octavius'un kız kardeşi Octavia ile evlendi. Fulvia zaten ölmüştü. 3 yıl sonra Antonius, Octavius'la asla uzlaşamayacağını fark etti. Octavia ile evliliğini sürdürmek artık gereksizdi. Doğuya, Kleopatra'ya döndü. Antonius'un ertelediği part kampanyası için Kleopatra'nın maddi desteğine ihtiyacı vardı. Kleopatra ise karşılığında Suriye, Lübnan ve hatta Erika'nın zengin kına çiçeği bahçeleri de dahil Mısır topraklarının geri verilmesini talep etti. Armenya Krallığı'nın geçici olarak fethedilmesi gibi part seferi de pahalıya mal olan bir başarısızlıktı. Yine de Antonius, M.Ö. 34'te İskenderiye'ye kutlamalarla döndü. Dönüşünü İskenderiye bağışları olarak bilinen kutlama izledi. Halk, gümüş bir platform üzerinde altından tahtlara oturmuş, Kleopatra ve Antonius'u görmek üzere jimnasyumu akın etmişti. Çocukları kendilerininkinden biraz daha alçak tahtlarda oturmaktaydı. Antonius, Sezaryon'un Jules Caesar'ın oğlu olduğunu ilan etti. Böylelikle Jules Caesar tarafından oğlu ve varisi olarak atanmış Octavius'u saf dışı bırakacaktı. Kleopatra, kralların kraliçesi, Sezaryon ise kralların kralı olarak selamlandı. Alexander Helios'a Armenya Krallığı ve Fırat'ın ötesi, küçük kardeşi Ptolemy'ye oranın batısındaki topraklar verildi. Kız kardeşleri Kleopatra Selen ise günümüzde Libya'da yer alan ve Sahahat olarak bilinen Sirene'yi yönetecekti. Olayları Roma'dan takip eden Octavius'a göre Antonius ve geniş ailesinin imparatorluğu yönetme niyetinde olduğu aşikardı. O sırada bir propaganda savaşı patlak verdi. Antonius'un niyetini kutsal sayılan Vesta bakirelerinden öğrenen Octavius, Roma halkına Antonius'un Roma varlıklarını yabancı bir kadına bahşetmekle kalmayıp bir de öldüğünde Mısır'da bu kadının yanına gömülmeyi istediğini bildirdi. Hızla yayılan söylentilere Antonius'un başkenti Roma'dan İskenderiye'ye taşımak istediği de eklendi. Antonius ve Kleopatra, M.Ö. 32-31 kışını Yunanistan'da geçirdi. Roma Senatosu, Antonius'u gelecek yıl için olası konsüllüğünden men etti ve ardından Kleopatra'ya savaş açtı. Octavius'un 2 Eylül M.Ö. 31'de Antonius ve Kleopatra'nın birleşik kuvvetleriyle çatıştığı Actium Muharebesi, Mısırlılar için tam bir felaketti. Savaşta mağlup olan Antonius ve Kleopatra, Mısır'a kaçtı. Antonius son savaşını vermek üzere ayrıldığında Kleopatra mozolesine çekilmişti. Kleopatra'nın öldüğüne dair yanlış bir haber alan Antonius yenilgisini kabul etti. Bağlılığını son bir kez göstermek için kendini Kleopatra'nın inziva yerine taşıtarak orada can verdi. Ölmeden Octavius'la barış yapacağına dair söz vermişti. Kleopatra, Antonius'u gömdükten sonra 39 yaşında, 22 yıldır kraliçe ve 11 yıldır Antonius'un sevgilisi olarak intihar etti. Çift her ikisinin de isteği üzerine birlikte gömüldü. Roma Cumhuriyeti de onlarla gömülmüştü. Yazarlar, Kleopatra'nın kraliyetin bir sembolü olarak kendisini engerek yılanına sokturarak intihar ettiğine inansa da ölümü belirsizliğini koruyor. Kendi topraklarında meşhur olsalar da Mısır'ın yüzlerce kraliçesinden yalnızca çok azı dış dünyaca biliniyor. Hanedanlar çağı sona erdiği ve hiyeroglif yazmalar kaybolduğunda bu kraliçelerin hikayeleri ve anıtları da Mısır'ın kumları altına gömüldü. Kleopatra ise Roma İmparatorluğu'nun oluşumunu etkiledi ve asırlar boyunca yaşamaya devam etti. Hikayesi unutulmazdı. Daha sonra Augustus olarak imparatorluk tahtına oturacak Octavius, Roma tarihinin iktidarını doğrulayacak biçimde kaydedilmesinde kararlıydı.
bunu yapmak için otobiyografisini yazmış ve Roma'nın resmi kayıtlarını sansürlemişti. Kleopatra, iktidara yükselişinde kilit bir rol oynadığı için hikayesini kendi hikayesinin bütünleşik bir parçası olarak korumuştu. Ancak bu hikaye, Jules César ve Marcus Antonios'la ilişkisi olmak üzere iki bölüme indirgenmişti. Tüm siyasi hükmünden sıyrılan Kleopatra, Romalı erkekleri baştan çıkaran ahlaksız bir yabancı olarak hatırlanacaktı. Hal böyle olunca Kleopatra, Romalı yurttaşlarıyla savaşmaktansa yabancılarla savaşmakla anılmayı yeğleyen Octavius için yararlı bir düşman haline geldi. Roma'daki yırtıcı ve ahlaksız Kleopatra algısı, yıllar geçtikçe yeniden anlatılıp yorumlanacağı Batı kültürüne de geçti. Mısır'ın milattan sonra yaklaşık 640'ta Araplarca fethinden sonra yazan Müslüman alimler, kraliçeye dair kendi versiyonlarını geliştirdi. Onlara göre Kleopatra, her şeyden önce bir alim, bir bilim insanı, oldukça zeki bir filozof ve bir kimyacıydı. Jacques Amyot tarafından Yunanca'dan Fransızca'ya ve Sir Thomas North tarafından Fransızca'dan İngilizce'ye çevrilen Plutarkos'un Paralel Yaşamlar adlı eseri, Shakespeare'in ünlü oyunu Antonius ve Kleopatra'ya ilham kaynağı olmuştu. Shakespeare, Plutarkos'un kraliçeye dair bazı olumsuz iddialarını göz ardı etmiş ve onu gerçek bir kahraman olarak göstermişti. Şüphesiz Shakespeare'in yazdığı karakter Kleopatra'nın ne ilk ne de son ele alınışıydı. Ancak insanların zihnine kazınan Kleopatra imgesi kaynağını bu karakterden alıyor. Theda Bara, Claudette Colbert ve Elizabeth Taylor'ın da aralarında bulunduğu birçok aktris, siyasi yaşamından ziyade aşk hayatına odaklanan yüksek bütçeli egzotik filmlerde Kleopatra'yı canlandırdı. Antik dünyadaki betimlemeleriyle desteklenmese de baştan çıkarıcı güzelliği kozmetikten sigaraya kadar çeşitli ürünlerin pazarlanmasında kullanıldı. 20. yüzyılın sonlarındaysa Kleopatra'nın ırksal mirası bazı Afro-Amerikan araştırmacıların Kleopatra'nın siyahi bir kahraman olduğu iddiası gibi yoğun akademik tartışmaların konusu haline geldi. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı izlemeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.